Gail? Monsieur Délégué. Bonjour. Monsieur Garrett, s'il vous plaît. Atmadan önce sizi görmek istedim. Açıkçası Monsieur Galip, Aziz'in bir takım tehlikeli düşünceleri dün geceden beri benim epey bir canımı sıktı. Aziz bir hayalperest. No, no, no. Monsieur Galip, Aziz'i hafife alıyorsunuz. Aziz hayalperest bir. Tarihe bakın. Zafer her zaman hayalperestlerin olmuştu. Bu halkı hayalleriyle peşinden koşturabilir. Bence Aziz Paydar'ın önünü kesmek için elimizi çabuk tutalım. Merak buyurmayın. Ben başladım bile. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne istiyorsunuz? Ne yapacağız? Böyle boş boş bakacağız mı tezgahlara? Yok tamam. Mallar geliyor. Aziz Bey şimdi açık artırmadan almaya gitti. Yevmiyeler ya. Hepimizinkini ödeyecek. Her şey yolunda. Az biraz sık dişini. Sıka sıka diş kalmadı ağzımda. Ya Mehmet. Bak Aziz Bey'in yanında da böyle densiz densiz konuşma. Bazen nerede ne diyeceğini bilmiyorsun ya. Ne demişim ya? Ya ortak dedin ya kahvede geçen gün. Dedim mi? Ya Mehmet. Yedi valla. Şu ortak lafını sağda solda ağzından kaçırma. Ya hiçbiriniz kaçırmayın. Hakikaten bir anlaşılırsa şurada ortak olduğumuz, Fransız da çökecek ensemize, Galip Bey de çökecek. Neyse, durmak yok. Şu eldeki ipliklerle devam. Haydi bakalım, herkes tezgahın başına. Haydi. Haydi. Kalanlarla devam ediyoruz. Aziz yetişemeyecek herhalde. Peki şaşırmamış gibisin bana. Sanırım her zamanki gibi başka gelen olmayacak. Eğer hazırsak başlayabiliriz beyler. Kapıları kapatalım. Aziz Bey, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Yolda ufak bir pürüz çıktı da onu temizlemeye uğraştım. Yetişemeyeceksin diye çok korktuk Aziz. Eminim korkmuşsundur amcam. Peki, o halde başlayabiliriz. Beyler, 100 kilo iplik için artırmayı başlatıyorum. 50 frank veren var mı? Aziz Bey 50 frank veriyor.
Galip Bey 60 frank veriyor. Var mı başka artıran? 80 frank. Aziz Bey 80 frank dedi. Başka artıran var mı? 85 frank. Muhittin Bey 85 frank verdi. Var mı başka artıran? Galip Bey 100 frank veriyor arkadaşlar. Var mı başka artıran? Ya bu hep 100 etmez, ne yapıyorsun? 110 frank. Aziz Bey 110 frank veriyor. Galip Bey 130 frank verdi. Var mı başka artıran? Ama bizim ipliğimiz zaten var, delirdin mi? 150 frank. Aziz Bey 150 frank diyor. Galip Bey 170 dedi. Galip Bey 170 frank veriyor. Aramızdaki en büyük fark ne de biliyor musunuz Mr. Galip? Ben asla küçük düşünmem. Parayla adam tutup Aziz'in attırmaya katılmasına engel olmazdım. Ne yapacaktın? Bırakın ipleri alsın. Aziz hisleriyle hareket eden beni. Kullanın bunu. Eli yükseltin. Aziz'in ipleri ederinden daha pahalıya almasını sağlayın. Galip Bey 170 frank veriyor. Galip Bey 170 dedi. Satıyorum. Satıyorum. 200 frank. Ama belki çok parası var, sonuna kadar gidecek. Bize yüksekten aldırmaya çalışıyor. Evet. Sakın öne gelme lütfen. 200 frank verdi. Satıyorum. Tebrikler Aziz. Biraz pahalı aldın ama aldın. Sayende amca. Rekabet ticaretin ruhundandır. Şerefli olduğu sürece her türlü rekabeti açayım. Ne demek o? Diyorum ki gelirken 3 adam yolumu kesti. Tam da çıkarttırma saati. Evet. Son zamanlarda çok duyuyoruz böyle hadiseleri. Millet açık artırmaya gittiğini biliyor. Oraya gidenin de cebinde para olur. Aziz, açayım değil mi? İyi günler dilerim beyler. Biz dükkana geçelim, işimiz var. Çok uysal bir at. İsim düşünüyorum kendisine, bir önerim var mı? Onun adı Rüzgar. Seni geri alacağım. At bile biliyor kimi taşımayacağını. Beyata bu. Ne yapsın katırcı Cemil'in oğlunu? Kimin oğlu? Kimin oğlu? Ha? Kimin oğlu? Gel buraya. Bakın. Buraya gel. Kimin oğlu lan? Ha? Kimin oğlu? Kimin oğlu? Ha? Kimin oğlu lan? Ha? Ha? Kimin oğlu? Ben... Kimin oğluyum ulan? Kimin oğlu? Söyleyin. Kimin oğluyum ben? Kimin oğluyum? Kimin? Söyleyin.